Alşimi, değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme, ölümsüzlük iksiri bulma uğraşlarına simya, alşimi, bu işle uğraşanlara simyacı alşimiz denir. Simyacılar o dönem filozof taşı adını verdikleri yumurta şeklindeki bir madde elde etmeye çalışıyorlardı arkadaşlar. Çünkü bu şekilde ölümsüzlük iksirini bulabileceklerini ve bütün metallerin altına çevrilebileceğini düşünüyorlardı. Değersiz madenleri altına çevirme, çünkü dediğim gibi altın onlar için çok kıymetli. Bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri bulma uğraşlarına simya, alşimi bu işte uğraşanlara da simyacı, alşimist denir. Simyacılar çalışmalarında metalleri altına çevirecek hastalıkları tedavi edecek ve insanlara ölümsüzlük kazandıracak filozof taşı adını verdikleri bir madde elde etmeye çalışıyorlardı. Dediğim gibi arkadaşlar bu yumurta şeklinde, yumurta şeklinde olduğunu düşünüyorlar daha doğrusu. Bu da yeniden doğuşu temsil ediyor. Simya teorik temelleri olmayan, sınama ve yanılmaya dayanan, çalışmalar içerdiği ve sistematik bilgi birikimi sağlamadığı için bilim değildir. Bakınız arkadaşlarım bu soru olarak çok sorulmuş. Simya neden bilim değildir şeklinde. Teorik temelleri yok, sınama yanılmaya dayanıyor ve sistematik bilgi birikimi sağlamıyor. Bu yüzden bilim değil. Yani simya daha çok belirli maddelerin özel elde metotları üzerinde durur. Kimya bilimi gibi tüm olaylarda geçerli olan bir takım kanunları belirleyip onları açıklamaz. Ancak simyacıların kimyaya geçişin öncüleri olduğu, pek çok araç ve gereç geliştirdikleri bir gerçektir. Yani simya sayesinde tabii ki kimyanın temelleri mutlaka atılmıştır. Simyacılar önemli aygıt ve yöntemler bulmuşlar ama dediğim gibi hep deneme yanılma yöntemiyle ve bu yöntemlerde sülfürik asit sülfürik asit arkadaşlarım H2SO4 hidroklorik asit HCl nitrik asit HNO3. Bakınız sülfürik asit H2SO4 zaç yağı HCl hidroklorik asit tuz ruhu nitrik asit HNO3 kezaptır Amonyak zayıf bas sınıfında biliyorsunuz. Alkaliler sayısız metal bileşikleri şarap ruhu yani alkol. Alkol elde etmişlerdir. Eter fosfor ve Berlin mavisi gibi Berlin mavisi de boyar maddedir arkadaşlar. Birçok çeşitli maddeleri kullanmışlardır. Kimya sanayisinin henüz kurulmadığı bir dönemde ünlü kimya tarihçisi Herman Kop milattan sonra 300-1600. Şimdi arkadaşlarım burada dönemleri de soruyorlar. Milattan sonra 300-1600 simya çağıdır. Bu çağda metallerin altın ve gümüşe dönüştürerek filozof taşının ve insan ömrünü sonsuzlaştıracak yani ölümsüzlük iksirinin, yaşam iksirinin arandığı simya çağı minattan sonra 300-1600'dür. 1600-1700 iatro kimyadır yani tıp kimyasıdır. Öncüsü paraselsustur. 1700-1800 flajiston kimyası öncüsü bekerdir. Filojiston kimyasında ateş ruhu olarak da anılır. Bundan sonraki dönem ise nicel kimya çoğ olarak adlandırılmıştır. 16. 18. yüzyıllar arasındaki dönem yeni çağ kimyası olarak da tanımlanır. Simya çağında Yunanistan, Çin, Arap, özellikle Arapların ismi de çok geçiyor arkadaşlar. Latin dünyalarındaki araştırmacılar simya ile ilgilenmişlerdir. Bu simyacılardan bazıları Cabir bin Hayyam simyanın ve kimyanın babası olarak anılır. Ebu Bekir El Razi, Kleopatra, Hermes, Trismegistus, Zosimos, Robert Boyle, Glauber, Isaac Newton anılabilir. Newton bakınız simyacı olarak anılır, kimyacı ve fizikçi olarak da anılır. <laughs>